A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bizlerle beraber. Mehmet hoş geldin. Nasılsın? Günaydın. Günaydın, iyi yıllar diliyorum Çok teşekkür ederiz. herkese. Başarılı ve sağlıklı geçer inşallah. Siz de iyisiniz umarım. Çiğdem Çok Hanım. teşekkürler. Güzel dileklerinizle başladık güne. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz de size aynı zamanda güzel, mutlu ve tabii en önemlisi sağlıklı bir yıl dileyelim o zaman. Yeni yılın ilk yayını da Teşekkür yapalım. ederim. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi Fenerbahçe'de cevap bekleyen soruları ben de sana soracağım elbette Mehmet Emin Uluç. Bir, yeni teknik Evet. direktör kim olacak? Çok net aslında buradan bir başlayalım. Taraftarların en çok merak ettiği soru bu. Hangi adaylar Evet. var diyeyim listede? Kiminle anlaşılacak? Nedir bu süreçteki son durum? Peki o zaman birkaç gündür dillendirdiğim ve hoca gelse de çok fikrimi değiştirmeyecek konuyla giriş yapayım ben. Bugün 3 Ocak 2022. Sayın Ali Koç 1310 gündür Fenerbahçe Başkanı. Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç'un ifadesiyle geçiş hocalarını saymadığı için ana teknik direktörü olmadan geçirdiği o 1310 günlük süreçte 349. gün Fenerbahçe 349 gündür hocasız. Vitor Pereira kovulalı 15 gün oldu. Fenerbahçe hala teknik direktörsüz. Transfer haberleri yazılıyor. Transfer haberleri konuşuluyor. Fenerbahçe'nin sağ bek ihtiyacından, Fenerbahçe'nin golcü ihtiyacından, Fenerbahçe'nin kanat takviyesinden bahsediliyor. Peki bunlara karar verecek adam nerede? Bunlara karar vermesi gereken adam nerede? Fenerbahçe hocası olmadan hangi futbol aklıyla transfer yapacak? Hangi futbol aklıyla oyuncu gönderecek, oyuncu alacak? Kadro kim için kurulacak? Kurulan kadronun başına kim gelecek? Hangi kalibrede? Kalibre ifadesine takığım bu kelime. Zira bu Bielsa kalibresinden beri kalibrasyon sıkıntısı yaşayan bir Fenerbahçe var. Yani akıl almaz bir süreç yaşanıyor. Fenerbahçe 7 yıl şampiyon olamadı. Bu sezon da olamazsa 8 olacak ki bu sezon çok mümkün görünmüyor açıkçası. Puan farkı bir yana takımın içinde bulunduğu durum vesaire gibi birçok kriteri bir araya koyduğunuz zaman Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çok mümkün görünmüyor. Yani teknik direktör konusunda birçok aday ismi geçiyor. Ama yönetimin böyle bir tavrı var. Bir konuda karar alıyorlar ya da bir hamle yapıyorlar. Ondan sonra bir sessizliğe gömülüyorlar. Açıkçası bir nabız ölçer durumu var ki biz bunu nerede yaşadık? En net olarak bu yönetim tarafından ifade edildi çünkü bizzat benim kulaklarıma sorduğum bir soruya aldığım cevaptır. Biliyorsunuz bu Aykut Kocaman'ın yardımcılığıyla ilgili yaşanan süreçti ki yanlış bir süreçtir. Onu da altını özellikle çizeyim. Hocalar gönderildi. Bununla ilgili böyle böyle iddialar var. Nasıl olabilir? Biz nasıl sessiz kalıyoruz? Hemen aynı günün akşam yani olan bir süreç. Bekliyoruz dediler. Bakalım kim nasıl tavır alacak, kim hangi tarafta gibisinden. Böyle bir tavrı var yönetimin, mevcut yönetimin. Bunu bana bizzat söyleyen bir yöneticiydi. Şu anda yönetimde değil. Onu da belirteyim. Şimdi bir isim atılıyor. Slaven Bilic mesela. Bakıyorlar taraftarın nabzına. Slaven Bilic'e yönelik tepkiler nasıl? Tepkiler olumsuz değilse Slaven Bilic'le görüşmeler falan oluyor. Tepkilerden haz etmiyorlarsa bekliyorlar. Yok Slaven Bilic olmasın. Bu şekilde bir futbol kulübü, hele ki Fenerbahçe çapında bir kulüp yönetilemez. Ha, yönetirsiniz böyle olur işte, başarısız olursunuz. Sürekli hoca gönderirsiniz sezon içinde. Ortalama sezon başına 2 hoca düşer. Minimum 2 hoca düşer. 60-70 tane transfer yaparsınız. Dünyanın parasını harcarsınız. Ama elinizdeki en büyük başarı maksimum üçüncülük olur. Taraftar size küser. Yönetimde problemler yaşanır. Sürekli hayaller kurarsınız. Sürekli balon şişirirsiniz. O balonlar patlar, patlar, patlar. Ve bu süreç istifa tezahüratlarının ayyuka çıkmasıyla devam eder. Ve bu zihniyeti değiştirmediğiniz süre boyunca bu tepkiler artarak devam eder ve sonunda sizi koltuğunuza eder. Bizzat Sayın Ali Koç'a benim nacizane bir gazeteci olarak Fenerbahçe'yi neredeyse
20 ile yakın süredir takip eden bir basın mensubu olarak söyleyebileceğim şey bu. Bu durum mesela farkındaysanız son dönemde bu tribündeki tepkiler farklı noktalara da sirayet etti. Artık Fenerbahçe derneklerinden açıklamalar gelmeye başladı yönetime tepki olarak. Ve bazı derneklerden de Sayın Ali Koç'un artık gerçeklerle yüzleşmesi gerektiği, camiadaki kırgınlık ortamını, öte geliştirme ortamını son vermesi ve bir birlik sağlaması gerektiğine dair. Yani bir şeylerin yanlış gittiğini artık insanlar sesli şekilde söylemeye başladı. Ve taraftarın dışındaki insanlar, yani oy kullanma hakkı olan insanlar bunu söylemeye başladı. Şu anda evet, belki gündemimiz bu. Hani Fenerbahçe futbol takımından bahsederken teknik direktör konuşmamız gerekiyor. Kim olacak? Herkes bunu merak ediyor. Ama şunu atlamayalım da. Fenerbahçe futbol takımının problemi teknik direktör değildir. Bozuk saat tabir edeceğimiz Komoli'nin söylediği gibi Fenerbahçe'nin yönetimsel bir problemi vardır. Biz bu gerçeği uzun zamandır dile getiriyoruz ama sürekli aynı şeyi deneyip farklı sonucu bekleyen zihniyet bugün de bizden susmamızı bekliyor. Ben susmadım, susmam da bu saatten sonra, hiç susmam. Peki adı geçen isimlerden kiminle yola devam edilmeli? Bir de önce şunu sorayım. Sen bu konuda bir plansızlıktan bahsettin. 6 aylık geçici Evet. bir hocayla mı acaba devam edilecek? Sonrasında mı uzun süreli sözleşme yapılacak? Yoksa bir yakın süreçte uzun vadeli bir anlaşma gelecek mi? Yine de listelerde kimler var? Bize biraz anlatır mısın? Böyle biraz daha somut olarak. Çünkü çok fazla merak konusu. Yine tanıdık isimler. İşte Roberto Carlos, İsmail Kartal, Alex de Souza, Daum. Uzun vadeli düşünülen adaylar da Löw, Schmidt, Jesus, Bilic gibi adaylar var. Bilemiyorum. Sen de duyumlarını bize anlat istersen. Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere geçiş hocası. Geçiş hocası nasıl olur biliyor musunuz? Sergen Yalçın gibi olur, Abdullah Avcı gibi olur. Takımı teslim edersiniz. Hocadan sportif bir başarı olursa alkışlarsınız ama olmadığı zaman da hocayı göndermezsiniz. Emre Belezoğlu'na yaptığınız gibi. O hocayla çalışırsınız. Sezon biter. Hocanın verdiği rapor doğrusunda kimler gidiyorsa gider. Kimler geliyorsa gelir. O hocayla yeni bir sezona başlarsınız. O şekilde başarı gelir. Bakın Beşiktaş'ın son şampiyonluğu bu şekildedir. Ve bugün aynı hamleyi yapan Trabzonspor şampiyonluk yolunda açık ara farklı emin adımla ilerlemektedir. Ama siz zaten sıkıntılı bir takımda Sivas maçını kaybetti. Emre Belözoğlu geçiş hocası gitsin zihniyetiyle olaya bakarsanız başarılı olamazsınız. İsimlere gelelim. Löw'ün Almanya kaynaklı bilgilere göre devre arasında bir takım alma gibi niyeti yok. Onun dışında Hertha Berlin ve Leipzig'le ismi anılıyor. Kuvvetle muhtemel Almanya'da kalacaktır. Schmidt daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş bir isim ama sözleşmesi devam ediyor. Elindeki takımla inanılmaz işler yapıyor. Neden Fenerbahçe'yi tercih etsin? Yani bir teknik direktöre teklif yaptığınız zaman sana bunları vereceğiz demeyin dışında. Neden sizi tercih edeyim sorusunu sorabilecek karakterde de hocalar vardır ki Schmidt bunlardan bir tanesi. Açıkçası Schmidt ismi hayal olarak güzel, proje olarak güzel ama gerçeklikte çok da örtüşmüyor görünüyor. Hele ki devre arasında söz konusu değil. Ancak önümüzdeki sezon çok anormal şeyler olursa onu bilemem. Slaven Bilic. Bilic iddiası zaman zaman farklı takımların da gündemine geliyor ama Bilic nasıl bir hikaye yazıp bıraktı Türkiye'de de bu kadar vazgeçilmez bir adama dönüştü. Ben bunu kavramakta zorluk çekiyorum. Bir de şu da benim hassas konularımdan bir tanesi. Bazı teknik direktörler ve futbolcular konusunda takıntı yapmış durumdayız. Sanki dünyada benzeri, eşi benzeri yok, onsuz olmaz. Yani Klopp'tan, Tuchel'den, Guardiola'dan falan bahsetmiyoruz yani. Neden bu kadar olmazsa olmazınız anlamakta zorluk çekiyorum. Hatta anlamıyorum zaten. Yerli piyasasına dönecek olursak Okan Buruk, İsmail Kartal, Yılmaz Vural gibi isimler zikrediliyor. İsmail Kartal zaten hani bugün çağırsan kalkıp evinden atlar gelir idmana çıkar. İsmail Hoca ile böyle bir sıkıntı yok. İsmail Kartal hani Fenerbahçe ile hayatı boyunca para bile konuşmamış bir adamdan bahsediyorsunuz. Dünyaya sarı lacivert bakan. Yüksek ahlaklı, disiplinli bir futbol adamı. Tabii
insanların şöyle garip kriterleri var. Efendim giyinmesi nasıl, efendim konuşması nasıl falan garip kriterlerle meslek dışı yargılamaya giriyorlar. Ve efendim karizması yeterli mi? İsmail Kartal'ın bir Fenerbahçeli olması Fenerbahçe kriterlerinde çok yüksek bir karizmadır. Her şey bir yana. Yılmaz Hoca'nın haklı bir serzenişi var ve taraftar da belki biraz da kinayeli olarak yönetime diyor ki bırakın bir tur da Yılmaz Hoca denesin. Ne olacak ki? Yani Yılmaz Ural'ın CV'sine bakıyorsunuz. Eğitim CV'sine bakıyorsunuz. Zikredilen hocalar bunun yanına bile yaklaşmıyor. Tabii Yılmaz Ural'ın Türkiye'deki gerçekleriyle de Fenerbahçe gerçekleri çok örtüşüyor diyemem. Ama Yılmaz Hoca son derece renkli bir kimliktir, kişiliktir. Bence Fenerbahçe çok iyi yerlere taşıyabilir. Son olarak da yine Türkiye'den Okan Buruk ismi konuşulmaya başlandı. Ama Okan Hoca ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Sürekli Fenerbahçe değerlerinden bahsediliyor, Fenerbahçelilikten bahsediliyor, Fenerbahçe'nin yaşadığı süreçlerden bahsediliyor. Okan Hoca kendisine saygı duymama rağmen, kendisini sevmeme de rağmen Fenerbahçe'de gerçekleriyle ne kadar örtüşüyor o konuda tereddütlerim var. Bunu şahsi fikrim olarak değil, Fenerbahçe camiasını az çok tanıyan bir spor gazetecisi olarak ifade ediyorum. Gelir, işler iyi giderse kimse sesini çıkartmayabilir. Ama 2 gün sonra eskaza bir olumsuz süreçte çok ağır eleştirilere, haksız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Bu gerçeği de göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki son 2 dakikamız biraz da transfer o zaman konuşalım ama dediğin gibi bir teknik direktör belirsizliği var. Bu durumda ne kadar sağlıklı konuşulabilir bilemiyorum. Yani Yani sen kişisel fikrini o zaman bizimle paylaş. Yani nerelere aciliyet tabii, var transfer edilmeli ne dersin? Ki bir golcü Çiğdem şöyle listesinden söyleyeyim. bahsediliyor genelde. Efendim? Tabii. Şöyle söyleyeyim bir kere. Fenerbahçe yıllardır golcü. Fenerbahçe golcüsü oldu, şampiyon oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin her şey yolunda ise ısrarla bunu söylüyorum. Geçen sezon başından bu yana. Elinde Valencia varsa, sağlıklı bir Valencia varsa Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı yoktur. Tabii ki Valencia'yı yedeklemek gerekir. İşte Valencia'nın yokluğunda yaşanan sıkıntılar aşikar. Ama Valencia zaten senin gol problemini fazlasıyla çözebilecek bir takım oyuncu. Bu takım formatında. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntısı son vuruşu yapacak adam değil Valencia varsa. Topu o doğru noktaya taşımak. Şimdi Vedat Muriç ısrarı sürüyor biliyorsunuz. Sürekli Fenerbahçe'nin golcü adayı olduğu zaman hemen Vedat Muriç. Ya Evet. arkadaş şunu anlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Belki de doğrusu budur. Ben anlamıyorumdur. Olabilir IQ'm düşüktür, anlamıyorumdur. 1000 kere Estağfurullah. anlatsanız yine anlamayabilirim. Son 30 Ya saniye bu arada. Fenerbahçe Spor Kulübü golcü arıyor Vedat Muriç. Ya dünyada Vedat Muriç'ten başka Vedat Muriç'le aynı şeyi yapacak golcü yok mu? Birisi bana bunu anlatsın. Ben şu anda internete girip Vedat Muriç'in bütün kriterlerini yazdığımda karşıma 5 tane daha Vedat Muriç profili adam çıkıyor. Peki. Neden Vedat Muriç? Bu gerçeği yönetimin taraftarı ve kendine öncelikle anlatması gerekiyor. Mehmet Eminoğlu çok teşekkürler. Yine önümüzdeki süreçlerde elbette konuşacağız gelişmeleri. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin sana da.